Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Ren Simulator videosuyla karşınızdayız. Her Perşembe günü tekrar tekrar karşınıza çıktığımız gibi. Evet arkadaşlar, son derece hızlı ve son derece mükemmel bir şekilde oyunumuza yardırmasyon style'a başlıyoruz. Öncelikle şu odunları abi şuraya bir yere bir indirelim. Çünkü araba bana lazım. Evet. Arabaları boşaltalım kardeş. Oh oh oh. Güzel. Arabanın içinde hiçbir şey kalmadı. Hepsini oraya yığdık. Şimdi aç kapıyı. Gir içeri abi. Ver sepeti. Bir cam almam lazım. Yeterse mangırlar üstüne bir de utanmadan gidip şey almam lazım. Demir. Neyi ne kadar alabilirsek. Ve oyunda 41 gün oldu bile. Ama gel gelelim, bu 41 günün hakkını verebiliyor muyuz? Bence veremiyoruz ama neyse. Kapat abi. Ben bir civciv sesi mi duydum? Ben bir civciv sesi duydum sanki. Yok mu lan? Ben demin bir civciv... Aha orada işte. Bak orada. Civciv can çıkmış abi. Şimdi... Cam alacağız mecbur. Yapacak bir şey yok. Lan oğlum yürü git. Lan bir yumurta kontrolü yapacaktık, yaptırtmadın ya. Hay tavuk gibi ben senin. Bir de atladı yumurtayı kırdı hayvan oğlu hayvan. Boş bu yumurta, at. Nerede lan o civciv pezevengi? Lan oğlum. Hay ebeni.
İçeri gir içeri. Göt lalesi. Gir içeri. Anasını satayım be. Şu tavukları satacağız. Hirdavatçı abiden gideceğiz. Ne alacağız? Ne alacaktım lan? Ha, şey alacaktım. Cam. Yarım depo benzin var bunda. Herhalde yeter. Sat dedi. Sattı 200. Güzel. Satın ala geldik. 20 tane cam 100 dolar. 10 tane de metal plaka. Gerçi metal plakayı şimdi almayalım. 2 tane cam alalım. Lazım olur. Al camları abi. 4 dolar para kaldı. Camları arabaya koyalım. Gidelim. Bizim inşaatımız var çünkü yapmamız gereken. Ayrıca yakıtla ilgili çok ciddi problemlerimiz var. Yakıt ihtiyacımız var. Yani bugünü de atlattıktan sonra sevsek de sevmesek de tavuklardan yumurtaları alacağız. Buraya gelip satacağız en yakın bu amca. Buradan da benzin almaya. Ve geldik. Ve başlatalım. Sevgili odun işlerimizi. Şimdi horozun yani tavukları üretmeye çalışıyoruz ama onlardan biri belki de horoz olabilir. O zaman var ya of yani. Combo yapacağım.
Gidelim. Oğlum dünyanın adı ne var lan? Ki bu odun bile yetmez yani. Lan testerenin benzini bitene kadar kes. On numara 5 yıldız gençler. Hadi. Yakıtı var daha iyi.
sera malzemelerine yatırım yapacağım da yapamıyorum. Vallahi bu testereyle artık böyle akraba olduk abi ya. Ölüm gibi anasını satayım. Sürekli kereste yapıyorum. Sürekli kereste yapıyorum. Bu nedir ya? Öne geldim, biraz geri yaslanayım ya. Çok bir yakıtımız olmadığı için zaten bir yere kadar yapabileceğiz. Sonra yakıt bitecek. İnşaatları bitirmemiz lazım yani. Bayağı bir malzeme aldık ama. Yakıt bitene kadar yolu var. Bence bu yakıt işinde sıkıntı yaşamayacağım ben. Yani yakıt bitti. Tahmin ettiğim gibi vurduk. Küçükleri bitiremedik ama yakıtı bitirdik. Şimdi inşaatı bitirmeye bakacağız abi. Bunun yakıtı biter abi. Tahmin ettiğim gibi oldu. Yakıt bitti. Allah'tan arabanın içinde yakıt var.
Bunun içini doldurmasa da zulüm anasını satayım. Olmadı. Olmay. Ha. Hı. Üç, altı, iki de buraya. Evet. Zıbaros. Uyuyanus. Kalk ulan. Hızlıca. Bu hayvanlara yemek ver. Doldur hocam. Daha bir günlük daha var. Allah'a tadından yenmez. Tamam. Şunlara su da vereyim ya. Yazık gariplere. Aslında su için ya değirmen de sırf demir istiyor abi ya. Demir biraz pahalı biliyorsun. Full abi. Öbürü de 5 küsür zaten. İyi yeter fazlasıyla. Koy içine bir kova daha alalım.
Doldur hocam. Kümesteki su durumu ne? Ona da bir bakalım abi. Tahminimce onun da bir kazanı boş mu? Yani 5,6 diyor. Şunu fulle 7 yap. Civciv burada. İyi, bunlar ölmemiş. Bunları bir topla. Her yere ediyorsunuz oğlum ya. Lan ne oğlum? Ulan sizin tavuk gibi var ya, tam çarkınızı. Ufakça bir temizlik yapıyoruz işte. Kendimizce yaptık bir temizlik. Tamam. Tamam. Oğlum artan malı kaldırıp atacak değilim. Koy abur buraya. Şimdi dur. Bizim çok ciddi bir şekilde iyi yakıt almamız lazım.
Sera'nın birini faaliyete geçireceğim şimdi. Rahat rahat yani geçirebilir miyim bilmiyorum da deneyeceğim işte yani. Lan oğlum. Ananı. Nereye gidiyor? Hay anana burada ne ya? Lale horoz? Ver lan şunu. Gir ulan içeriye. İt oğlu it. Yorma beni. 28 yumurta abi. Gidiyoruz hemen. Bunları satıyoruz. Sera'da ne lazımdı bana? Bir dakika. Sera için ne lazımdı bana? Bir tanesini faaliyete sokacağım. O sulama zama zingosuyla şey lazım. Tohum. Ve en önemlisi yakıt. Param kalırsa da bir 10 tane falan demir alacağım. Bunun da bitiyor çünkü. Ama şöyle bir şey var. Saat 16-17 gibi olduğu zaman Allah bereket versin. Yani 3-5 kuruş fazla aldık abi ne var? Şimdi serayla da kazanacağız, davukla da kazanacağız. Ondan sonra keçi alacağız, süt işine gireceğiz. Ama tabii süt için önce malzemeleri alacağız. Falan filan. Vurduk. Aba. Çıkarsa vururum. Çıkmazsa ananı. Bir tane deme yol. Yolda çıkarsa vururum kolay yerde. Uğraşamam onu avlayacağım diye. Çıkarsa indiririm aşağı. Bak. Av etini sat. Yumurtaları sat. Sonra dön. Bunu sulayacağımız o zamazingo nerede? Şu. Şimdi bak. Gübre ve tarım ilacı şu ikisi. Oğlum çok fazlaymış parası ya. Yine alamadık anasını satayım. Ben malzemesini alayım o zaman. Sera'nın.
Şöyle. 5 tane var bundan takacağım yer orada. 125 yaptı. Bunları satın al abi. Doğru yakıt almaya. Bir tane de olacak ha. Şimdi bunları gidip hepsinin üstüne ekeceğim. Yani 5 taneden 7-8 taneyi beslettiririz gibi geliyor bana. Ha canım, etki alanında yel değirmeni olacak bir de. Tamam. Sera hazır abi. Buraya kereste yapacağız edeceğiz de. O zaman ben sana şöyle söyleyeyim abi. Bu işin en mantıklı kısmı bence bu işin en mantıklı kısmı hiç kimse kusura bakmasın da su götürmez keçi almak. Ben gideyim yakıt alayım geleyim. Vallahi billahi keçi almak. Abi yani dünyanın en pahalı şeyini yapmayacağız. Bir tane kap, bir tane tüp. Değil mi? Tabii. Bir kap, bir tüp, bir keçi. Neyse uğraşma, yapıştır git ya. Şimdi yakıtı alacağım, döneceğim, yumurta toplayacağım, öbür tarafa gidip satacağım. Doldur koçum. Tamam. O testerenin de birini satayım ben ya. Tamam. Ağzına.
Bak 16-13 oldu. Ver abi. Yemler bitiyor. At bir poşet. Arka taraftakinde daha vardır diye düşünüyorum. Arka taraftakinde daha var, hem de dünya kadar var. Buna yeter. Kapat. Şu yemlerden bir tanesinde buraya sakla. Tamam. Sepetimi alabilir miyim canım ciğerim? Şu yumurtaları topla. 100-200 ne gelirse. Ben süt sistemini kuracağım abi. Ne lan bu? Bununla mı uğraşacağım hocam? Buradan çıktı mı? Çıkacaktı da ben almadım, değil mi? Salak gibi. Ver hocam. Buradan ne çıkarsa bahtına. Ver hocam. Beş altı tane, altıdan fazla çıkması lazım. Bak şu anda 3 tane aldım. Lan oğlum. 4, 5. Burada 2 tane cücü var. Tamam. Ver ablam. 23 tane yumurta. Şimdi bak. Burada başka satılacak edilecek bir şey var mı? Yok gibi. Yani şuralara kereste lazım sadece. Sonra da bir tane yel değirmeni lazım. Bak şöyle yapalım mı? Bas. Abi tek makineyle idare edeceğiz. Tek makine. Ya bunları yaptık da asıl sıkıntı o değil ki. Lan makineleri falan. Makineleri, makineleri deviriydim ha. Ver hocam. Bu zaten kalas kalmadı. Odun lazım. Bir de şeyleri serayı çalıştırmak için o demir şeyden lazım. Bize demir zaten lazım. Bir kereste işine abanacağız birazdan.
Hani serayı yapmak sıkıntı değil de o değirmen midir ne halttır ondan şartmış. İki dakika gideyim şunu da halledeyim. Kalan yetse ne kadar mutlu olurum da. Yeter mi bilmiyorum. Bir tanesini yaptım, bir tanesi kaldı. Şimdi bu kereste ile ilgili inşaata gel abi. Lan küçüğü değil, geri zekalı büyüğünü koy. İki tane ufak seramız var abi. Şu değirmeni nasıl yerleştiriyoruz abi değirmeni? Ahır malzemelerindeydi değil mi o? Yüz50 tane metal. Güzel tane demirimiz olduğu zaman yani 150 tane demirim olduğu zaman ben bunu dürteceğim. Bu oyunda kredi çekilmiyor değil mi hala? Keşke çekilse. Hop yattık. Öküz gibi yem yiyorsunuz lan. Hiç yem de kalmadı. Ne yapacağım şimdi ben ya? Kutunun biri boşalmış. Bak, hop içeri bak. Tavuğa doğru gidiyorlar onlar da. Civciv kardeşler tavuğa dönecek. Yemi var, senin de yemin var orada. Tamam. Size dokunmuyorum kardeş, ben gidiyorum. Şu ikisini satmaya. Yem alacağız. Keşke kredi olsa yani. Bu camı da kıçıma mı sokacağım orada? Niye tutayım ki? Sat gitsin anasını satayım. Herhalde satılıyordur. Güzel. Şimdi satış yapacağız. Yem alacağız.
Yani bolluk bereketimiz yok ki anasını satayım. Sat. Sat. Bunu da sat. Ne oldu? 305 oldu. Şimdi dur, domuz hamamıza hiç girmeden dur. Altmış altı tava. Bir tane tava. Tüp yok. Bir tane tava aldık. Süt sağmak için. Bir tane küçük kova aldık. Ben bir hırdavatçıya gideyim de tüp alayım abi. Aslında küçük kovayı değil de büyük kovayı mı kullanacağız bilmiyorum ki ya. Tencere aldık da. Isıtıcı ha bu işte 125. Diyorum ya para yok anasını satayım. Şimdi tekrar yukarıya dükkana gideceğiz markete. Orada yem alacağız abi. Bu çelik kovayı da al. Şu tüpü koy. Pam pam pam. Ya bu oyunda kredi olayı yok işte o çok kötü. Olsa var ya 10 numara 5 yıldız oyunda. Kredi olmadı mı çok sıkıntı ya bunda.
Keçi için küf. Beyaz küf keçi. 165 mi? Lan yürü git. ...45 olacak. Bizdekiyle beraber yine 60 eder. İki tane daha alırız yem. Evet, olduğu kadar olmadığı kadar kardeş. Hiç yoktan iyidir oğlum. 3 oldu. Akıt 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 akıt. Hate Bank var. Altı günde ödüyor. Süre 30. 2500 dolar alabilirim kredi. 2500 dolar kredi alırsam da ben bu parayı geri öderim anasını satayım. Tamam. Geleceğim. Kredi sistemini getirmişler. Şu arabayı ben bir boşaltayım da. Ağzına...
Ben daha kredi muhabbetini yeni çözdüğüm için burada oyunla kavga ediyorum aylardır ya. Ulan ben böyle... Olaya bak. Çek kredi abi ya. Şimdi dur. Tıkladık. 2500 al. Biri bitmeden bir daha çekemiyorsun. Tamam aldık 2500. Yürü. İki tane dişik keçi alacağım şimdi bak. Ekle sepete. Dur lan. İki tane alamam, taşımaz ki. Bir tane keçi. Altı tane şey aldım. Kasa dedim. Escape. Nerede keçi?
Hadi. Kapalı. Kapalı. Yemler boş. Oğlum bunları doldurmak var ya. Abi hayvan gibi de yem almamız lazım buraya biliyor musun? Şimdi bu kredi borcunu ödemeden yeni kredi çektirmiyor bana zaten. Ananı. Evet 21 etti. Bunlara bu hayvanların suyu yok yalnız. Bu hayvanlara benim su da ayarlamam lazım. Kapat. Daha fazla yem.
Bu bir eşek şakası değil mi? Nereye ne? Nereye nereye? Nereye? Salak. Aa, sıfır lan. Yemi yok oğlum bunların. Ananı avradını. Evet. Git yazdım lan. Tamam. Yemle ilgili ufak ufak bir sorunumuz yok da. Şu keçilerin suyu yok hayvanların. Hiç yoktan iyidir. Bunu buraya. Evet değerli arkadaşlar, yine kayıt noktasına geldik. Bölüm de fazla uzun olmuş, neyse. Şöyle yapıyoruz. Böyle basıyoruz. Hop, kaydediyoruz oyunumuzu kardeşim. Evet, Ren Simülatör'de bir bölümün daha sonuna geldik değerli arkadaşlar. Bankadan borç çektik, kredi aldık. Aman tutmayın bizi, sabahlar olmasın sistemine geldik arkadaşlar. Her Perşembe günü yine devam edecek tabii bölümler gelmeye. Şimdi keçilerden süt alma falan filan mevzuları da başlayacağı için zaman içerisinde dengeyi oturtacağız, daha da yerleştireceğiz bu mevzuları. Videoları beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda, yeni oyunlarda görüşünceye kadar Allah'a emanet.